Herkese merhaba, ben Sunya. Geçen gün YouTube'da Slank Animation'a ait yeni bir dizi gördüm. Birçok mucize hayranı bu diziyi öğrenmiş ve bazıları da bu dizinin içinde mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'den kopyalar olduğunu söylüyor. Bu videomuzda hep birlikte mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'yi ve Catch Teeny Pink'i karşılaştıracağız. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Benim de bu Kore asıllı dizinin İngilizce adını bulana kadar gerçekten canım çıktı. Eğer sen de bu tarz videoları seviyorsan videoyu beğen ve hemen kanala abone ol. Bildirimleri açmayı da unutma. Çünkü video yayınlandığında onu ilk izleme şansına sahip olabileceğini biliyorsun. Reklam ve sponsorluk için e-posta adresim kanalımda hakkında kısmında bulunmakta. Ve farklı önerim varsa yorumda yapabilirsin. Bütün bunları yaptıysan artık videoya geçebiliriz. Seri Güney Koreli sihirler içeren bir çizgi filmdir. Slank Animation tarafından hazırlanmıştır. Teeny Pink insanların zihnine girmeyi seven yaramaz yaratıklardır. Ancak oynak doğaları ve büyülü güçleri ev sahiplerinin yaşamlarına zarar vermektedir. Kalede gizemli bir oda keşfettikten sonra Teeny Pink yanlışlıkla dünyaya geliyor. Bu yüzden hisler kırıldığında Prenses Romi onları tekrar geri almak için onları dünyaya kadar takip ediyor. Şimdi sıradan bir kız gibi bir hayat yaşamakla tüm Pink'leri, takım arkadaşları Ian, Kylie ve Jan ile toplamak arasında yaşamını dengeli tutmalıdır. Teeny Pink'lerin adları şöyle. Hachu Pink, Aja Pink, Baru Pink, Lale Pink ve Chacha Pink. Dizi 19 Mart 2020'de Güney Kore'de başlamıştır. Kaç bölüm yayınlandığı bilinmiyor. Dizi konu olarak Star kötü güçlere karşıya benzemekte. Özellikle ana karakterin görüntüsü Star'ın dış görünüşünü çok anımsatmakta ve elbisesi de çok benzemekte. Onun dışında kullandığı asası da Star'ınkine çok benziyor. Aynı bir referans gibi. Onun dışında kullandığı özel güç sahneleri aynı Uğur Böceği'nin şanslı tılsım sahnesini andırmakta. Ayrıca başrol karakterinin davranışları ve karakteri de Mennet'i andırıyor. Mennet'in şaşırırkenki yüz ifadeleri, hareketleri, sonrasındaki görüntüsü neredeyse aynı. Aynı zamanda Teeny Pink ile başrol arasındaki ilişki, Mennet ile Tiki arasındaki ilişkiye de çok benziyor. Mucize hayranı olan biri mutlaka daha önce Uğur Böceği'nin versiyonunu izlemiştir. Orada Mennet'in Tiki'yi tuttuğu bir sahneyi görmekteyiz. Ayrıca dönüşüme başlarlarken Teeny Pink'leri kullanmaları da Kwami'lerin mucizeleri aktif etmelerine çok benzemekte. Dönüşümde pek çok benzerlik olmamasına karşın son poz olayı da Uğur Böceği'ninkine benzemekte. Dönüşüm daha çok anime versiyonundaki dönüşümü andırıyor. Ama tabii mantıklı düşündüğümüzde son poz başka nasıl olabilir diye düşünülmüyor değil. Az önce bahsettiğim şanslı tılsım olayına bakalım. Bu dizide de aynı Uğur Böceği'nde olduğu gibi şanslı tılsıma benzer ve kullananı obje denen bir güç bulunmakta. Dizi hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Dizi Türkiye'ye gelir mi o da bilinmiyor. Ve Slank Animation'ın mucize üzerindeki etkinliğinin azalması bu dizi yüzünden olabilir. Bana sorarsanız dizi özellikle kız çocuklarının çok ilgisini çekecekmiş gibi durmakta. Eğer diğer ülkelere de açılırlarsa büyük ihtimal Uğur Böceği gibi popüler olacaktır. Ama hedef kitlesi Uğur Böceği'ne göre daha düşük yaşlara hitap ettiği de görülmekte. Videom buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.